Evet, merhaba arkadaşlar. Magic Coin'in bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Crystal'ın 500 GB'lık M.2 SATA diskini inceleyeceğiz. Boyutlarına bakacağız. Kutusunu açacağız. Daha sonra Windows 10 işletim sistemi kurulduktan sonra hız testi yapacağız. Bu M.2 SATA'nın hemen özelliğinden bahsedecek olursak, yüksek okuma ve yazma hızına sahip PCI Express slotunu, ara birimini kullanılan X4 olarak satılan 2038E diye geçen tam olarak modeli SSD'miz burada. Hemen isterseniz kutusunu açalım. Kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ alttaki abone ol butonuna basarak videomuzu beğenip sorularınızı da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Video bildirilerini de açabilirseniz bir sonraki videodan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet, kutusu biraz büyük gibi gözüküyor ama içindeki gerçekten çok küçük diye düşünebiliriz. Hemen isterseniz açalım ve ürünümüzü görelim. Evet, modelini merak eden arkadaşlar için hemen şuradan da gösterelim barkod kısmından. 2038E 4B105-12 olarak geçmektedir. Evet, kutumuzdan çıkarttığımızda plastik korumasında bakın çok ufak P2 M2 2280 olarak geçiyor. PCI Express Generation 3X4 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Tam modeli ise CT500P2 SSD 8 olarak geçmektedir arkadaşlar. Evet, buradaki model olarak 2280 neyi anlatıyor bize? Buradaki önemli olan nokta aslında bu. Büyük yazılmış M.2 SATA ama 2280'i büyük olarak yazmışlar arkadaşlar. 2280 arkadaşlar, hemen belirtelim. 22 mm genişliğinde olan bir ürünümüz, hemen şöyle göstereyim bakalım. 2.2 santim yani 22 mm ilk rakamımız bunu gösterirken, diğer rakamımız ise 8 santim yani 80 mm uzunluğunda olduğunu bize belirtmek istiyor arkadaşlar. Alacağın ürünün boyutu öncelikle takacağınız kısma tam uyumlu olması gerekiyor. Yoksa bu SSD'yi kullanamazsınız arkadaşlar. Özellikle notebooklarda sorun yaşarsınız. Bazı anakart modellerinde de sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü vidalama başı kısmı tam oturmadığı için ya da anakartı tam oturtamadığınızdan dolayı bu ürünü kullanamazsınız. Özellikle bu SSD'leri almadan önce anakart ya da notebook'unuzun teknik özelliklerinden mutlaka milimetrik ve en boy oranına dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci bir dikkat etmeniz gereken nokta ise hemen şuradaki çeltik kısmı arkadaşlar. Bakın, bazıları iki, bazıları tek çeltik de olabilir. O yüzden teknik birimini bilmiyorsanız bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bunu da slotunuza takamazsınız diye düşünebilirsiniz. Windows işletim sistemini kuracağız ve hız testini yapıp videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet, Windows 10 kurulumumuzu yaptık. Şimdi AS SSD benchmark testi ile almış olduğumuz M.2 SATA SSD'mizi test edeceğiz arkadaşlar. Hemen çalıştıralım ve hep birlikte görelim test sonuçlarını. Start diyoruz. Evet, write testine bakıyoruz. 1650 MB bölü per second. Read testi de takriben 2000'in üzerine çıkması lazım. Evet, çıktı. 2063 MB bölü per second. Evet, normal SATA SSD ile M.2 SATA PCIe 3.0 SSD arasındaki okuma ve yazma oranlarını böylelikle görmüş olduk. Normalde bizim görmemiz gereken 500-550 civarıdır normal SATA diskte. Çünkü SATA 3 desteğinden kaynaklı, 6 gigabit per second'dan kaynaklı en fazla göreceğimiz hız 600 MB'ı falan görebilirdik. Fakat M.2 SATA PCIe'ye geçtiğimiz zaman ki hız farkını böylelikle aradaki farkı en az 3,5 kat hızlı diyebiliriz. Okuma ve yazma hızında gerçek anlamda geçtiğimize değiyor arkadaşlar. Evet, tabii ki parasal durum ve sistem gereksinimleriniz eğer uygunsa M.2 SATA PCIe 3 Generation 3 geçmenizi biz öneriyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Sorularınızı da yorumlar tarafından sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.